Bu süreç içerisinde AK Parti yeni bir rant kapısı buldu. Ee, yeni bir kaynak buldu ve bu kaynak bir yasa. 21 maddeden müteşekkil bir kentsel dönüşüm kanun teklifi. Bu yasa iki gece önce meclisten geçti ve yasalaştı. Bununla ilgili en önemli yazıları Bahadır Özgür yazdı. İki yazı yazdı Bahadır. Bence bu korkunç bir yasa. Ee, ve ben bunu yarın mercek altına alacağım. Uzmanlarla birlikte bu yasa dolayısıyla başımıza ne gelebilir bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi haklı olarak e, bir deprem endişesi var Türkiye'de bütün kentlerim ve bütün vatandaşlarım ve bütün konut sahiplerinin. İşte bu endişe o kadar iyi kullanıldı, o kadar nasıl diyeyim verimli bir zemin yarattı ki AK Parti iktidarı için şakır şakır bu yasayı geçirdiler. Ne diyor yasa? Özetle 21 maddeden oluşuyor çünkü bu yasa ama birkaç maddesi var ki hakikaten hepimize çok endişe ver, vermeli. Bayağı böyle milletin malına, mülküne, tapusuna çökebilecekleri, el koyabilecekleri bir düzenlemenin kapısı aralanmış oldu bu yasayla birlikte. Aslında bu yasayı İstanbul'un rantını güzelleyebilmek için İstanbul'u kazanırlarsa eğer çünkü bir kentsel dönüşüm genel müdürlüğü kentsel dönüşüm başkanlığı kurdular biliyorsunuz. Öz Haseki kurdu bunu Mehmet Öz Haseki, yeni bakan ve bu kapsamda diyorlar ki işte biz sizin evlerinizi konutlarınızı güçlendireceğiz diyorlar ama durum pek öyle değil. Bu yasanın içinde ne gibi Eksik ya da riskli alanlar var. Şehircilik Bakanlığı artık mevcutta bina bulunan bütün alanları rezerv alan ilan edebilecek bu yasayla. Ne demek? Yani üzerinde sizin iş yeriniz, eviniz, bir e, konutunuz olabilir. Bunları rezerv alan ilan edebilecek. Önceden sadece boş alanlar rezerv alan ilan edilebiliyordu. Rezerv alan ne demek? E, yani bakanlık o alanlar üzerinde istediği her türlü tasarrufta bulunabilecek, kararı verebilecek. Yeni düzenlemede binalar maliklere sorulmadan rezerv alan olabilecek. Eskiden şöyle bir sıkıntı vardı hatırlayın kentsel dönüşüm yasasında yaşayanlar bunu hatırlarlar. Bir apartmanı diyelim ki güçlendirmek istiyorsunuz ya da kentsel dönüşüm adı altında aslında daha büyük metrekareli ya da daha yüksek kiraya verebileceğiniz konutlar inşa ettiniz. Böyle şeyler yaşandı biliyorsunuz bu kentsel dönüşüm adı altında memlekette en çok da İstanbul'da. E, ve oralarda e, müteahhite vermeden önce apartmanı belli bir sayıda kat maliki okey demeden bunu yapamıyordunuz. Şimdi öyle değil. E, şimdi bu yeni yasayla birlikte bakanlık, şehircilik bakanlığı üzerinde sizin konutunuz ya da dükkanınız olan alanları rezerv alan ilan edebilecek. Rezerv alan ilan edilen yerdeki konutlar mahkeme süreci dahil olmak üzere 90 gün içinde boşaltılabilecek. Yani buradan çıkın, burası tehlikeli dediği anda sizi oradan tahliye etme hakkı var. Rezerv alanı alınan yerlerdeki konut sahiplerine bakanlık başka bir yerden konut verebilecek. Atıyorum İstanbul'un göbeğinde işte atıyorum Gültepe'de ne bileyim Armutlu'da Levent'te bir eviniz, araziniz, konutunuz, dükkanınız var. Bunu rezerv alanı ilan etti ve sizi Sultanbeyli'de, Kartal'da, Kurtepe'de işte efendim Atakent'te bir TOKİ inşaatına ...oradaki bir konuta gönderebilecek. Örneğin Kadıköy'de mevcut bir binanın olduğu rezerv alan e, ilan edilip Sultanbeyli'den mesela konut verilebilecek. Rezerv alanlardaki imar planı, parselasyon, ruhsat ve iskan aşamalarında bakanlık yetkili olacak. Bakın bu çok önemli. Neden çok önemli biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'de zaten bir imar ruhsatı karmaşası vardı... Hem büyükşehir belediyeler ve ilçe belediyeler, imar daireleri var, imar yetkisine sahip ruhsat verebiliyor. Zaman zaman o belediyeleri bypass etmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na mücadele, e, müracaat ediliyordu. Ve örneğin Bodrum'da, diyelim ki Bodrum Belediyesi'nin e, çeşitli sebeplerle ruhsat vermeye uygun görmediği bir yapıya şak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan birdenbire ruhsat izni ve imar izni çıkabiliyordu. Sayısız örneği var Türkiye genelinde, sadece Bodrum'da falan değil her yerde sayısız örneği var. Ge gene benzer şekilde başka kurumlar üzerinden de imar verilebiliyordu. Şimdi ise bakanlık tek yetkili. Ne demek istiyorum? Yani bu rezerv alanı ilan etti ya bakanlık. Şehir ve bölge pardon çevre ve şehircilik bakanlığı diyelim ki bir alanı rezerv alanı ilan etti. O saatten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin örneğin İstanbul'daki bir alan için en ufak bir hükmü yok artık. En ufak bir tasarrufu, en ufak bir iradesi olamaz ve böylece ne olmuş oldu? Büyükşehir belediyeleri her türlü bypass edilmiş oldu. Şimdi bu yasa bu haliyle feci bir şey ee, ve mülkiyet hakkına aykırısına bakarsanız tabii ki biz de herkes gibi Türkiye'de, ben otu mimarlık mezunuyum, e, deprem e, güvenli konut yapılmasını istiyoruz. Konutların güçlendirilmesi, konutların e, bir an evvel renove edilmesi, eğer ki hiçbir şekilde güçlendirilemiyorsa yıkılıp yeniden inşası gibi e, şeylerin tamamen elbette ki yanındayız. Zaten hep gazeteciliğimizde de bunları e, söyledik ama bu bambaşka bir şey. Bu bambaşka bir şey bakın. Bu şu. İstanbul gibi, Bodrum gibi, Muğla gibi, Muğla'ya bağlı bütün ilçe belediyeleri gibi alanlarda deprem bahane edilerek bambaşka uygulamalar yapılabilir. Yani her şeyden önce insanlar kendilerini güvensiz hissediyorlar. Hülya Hanım soruyor. Bu yasa geçti mi? Geçti tabi. Bir hafta oldu bu yasa geçeli ama siz Dilan Polatlar öyleydi böyleydi Kurultay Yunus idi e, e, Yunus idi Hızır idi Yunus idi Hızır idi diye oyalanırken hiç kimseler bunu doğru düzgün haber yapmadı kimse konuşmadı tekrar söylüyorum bu konuyla ilgili yazılmış iki yazı var İkisini de bir gün gazetesinde Bahadır Özgür yazdı Bahadır Özgür'ü kim tanıyor kim biliyor? Bu kadar nitelikli gazeteciler seslerini kaç kişiye duyurabiliyor? Bir gün gazetesinin toplam tirajı kaç? İnternet sitesine sürekli engelleme getiriliyor bir gün gazetesini. Kim okuyor? Ben yarın özel konuklarla bu yasanın ayrıntılarını e, gündeme getireceğim. Bu korkunç bir yasa. Her şeyiniz tehlikede. E, ve bu yasa aslında mülkiyet hakkına e, aykırı. Ve anayasaya da aykırı dolayısıyla. Yani çünkü tapunuza çökülebilir yani Türkçesi bu.